Türkiye 15 Temmuz hain darbe sürecini atlatmış, milletin ferasetli ve dik duruşuyla yaşanan kara günlerin üstesinden gelmişti. Ancak yine hain eller 19 Aralık 2016'da iş başındaydı. Rus uçağının düşürülmesinden sonra düzelen ilişkileri yeniden bozmak ve ülkemizi itibarsızlaştırmak için hedef belliydi. Rusya Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki fotoğraf sergisi açılışında FETÖ'cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğradı. Peki yaşanan bu olaydan sonra ne oldu? Kimler bu olayla hangi hain planları yaptı? Tüm bu sorular ve cevaplarıyla Karlov Suikasti dosyası başlıyor. TGT Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Sonra Ne Oldu programıyla karşınızdayız. Sonra Ne Oldu her hafta çok önemli dosyaları masaya yatırıyor. Bu hafta da yine çok önemli ve stratejik bir konuyu masaya yatıracağız. Ee, Ankara'nın Rus Büyükelçisi Andrei Karlov cinayeti ve ardındaki gizli gerçekleri konuşacağız. Doktor Eray Güçler, ASAM terör uzmanı, aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür eğitimize. ederim. Efendim tabii çok stratejik ve önemli bir cinayet. Andrei Karlov'un öldürülmesi, Ankara Rus Büyükelçisi'nin. ilk önce Andrei Karlov kimdi, nasıl bir kişiydi, kişiliği nasıldı diyerek başlamak isterim sonra ne ya? Tabii Andrei Karlov'un kişiliğiyle aslında öldürülmesi, yani suikasta kurban gitmesi arasında bir bağlantı var. Hı hı. Önce nasıl bir kişilikti? E, 1954 doğumlu e, Rusya'da uluslararası ilişkiler okumuş, deneyimli ve 2003 yılından beri Türkiye'de görev yapan bir e, dünyayı bilen aynı zamanda önemli bir diplom. Zaten e, ülkelerin böyle deneyimli e, bürokratlarına, diplomatlarına bir ülkeye göndermeleri o ülkeye verdikleri önemi de gösterir. Bunların arasında bağlantı vardır ve adeta bir Türk gibi Türk gelenek ve göreneklerini bilen hı hı. Türkçe bilen e, ve e, Türkiye'deki hemen hemen her ortama hı hı. E, ortamda bulunmuş o ortamın gerekliliklerini nasıl o Türk toplumsal yapısına uygun davranış modellerinin ne olduğunu e, bilen deneyimli bir e, evet, bürokrat kişi. ve e, çevresi tarafından da son derece sevilen saygın Saygı duyulan saygın bir insan yani. Evet. Şimdi Andrei Karlov kimdiden sonra asıl konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de kendisinin neden hedef seçildiği. Burası çok önemli bir yer. Evet. Ee, i̇şte 15 Temmuz ayın darbe sürecini atlatıyoruz. Evet. Sonrasında stratejik olarak gelen bir süreç evet. var. Onları da ilerleyen dakikalarda evet. konuşacağız ama. Bu önemli ama... yani. Bu süre ee, geçmiş olguları evet. doğru analiz etmek lazım. Andrei Karlov neden seçildi? Buradaki asıl amaç neydi? Evet. Ee, biraz da burayı konuşmak isterim şimdi tabii biraz önce de söyledim yani e, aynı zamanda iyi bir aile babası işte evli e, hı hı. ve çocuğu var e, şöyle bir durum var e, tabii, bu kişilik özelliklerinin e, göreve yansımasını biraz e, burada Türk-Rus ilişkilerine yansıması nasıl oldu hı hı. yani böyle olumlu özellikler e, biliyorsunuz siz de bahsettiğiniz gibi aslında bu süreç e, işte on, e, 24 Kasım 2015'te Rus uçağının düşürmesiyle çok ağır bir kriz durumuna girdi. Türk-Rus ilişkileri. Hı, hı. Ee, İşte ondan sonra 15 Temmuz darbe girişimi o hal ilan edildi. Hı, hı. Ee, İşte bir takım e, yasaklamalar vesaireler e, yani bu FETÖ'cülere yönelik operasyonlar. Fakat bir ayrıntı var, bir anekdot var. Yani. Şimdi Bakınız 15 Temmuz daha sonra bazı gruplar yasaklamalara rağmen Rus Büyükelçiliği önünde küçük küçük gruplar da olsa bir takım Protesto eylemleri vesaireler de yaptılar. Ve bundan da Rus büyükelçiliği rahatsız olduğu için 7 ile 7 ile 19 Aralık yani Carlos Suikast'in olduğu döneme kadar 4 defa Türkiye'ye bildirimde bulunuyor. Yani. Şimdi biraz daha geniş bakacak olursak ortada bir rahatsızlık var. Özellikle Ruslar'da. 2001 yılında Putin Rusya'daki bu FETÖ okullarının kapatılmasına karar verdi. Pek çok FETÖ okulu kapatıldı ve bunlarda e, görev yapan öğretmenlerin büyük bir bölümde sınır dışı edildi. Sebebi de şu, çok açık ve net bir şekilde. Hı hı. Dendi ki buradaki e, FETÖ okulları Rus e, ulusal güvenliğine aykırı hareket ediyorlar. Bildirimde bu, yani gerekçede bu. Ve burada e, bu okullarda görev yapan kişiler, öğretmenler de aslında e, öğretmen değil. Başka ülkeler, işte Amerika'nın vesaire'nin e, ajanları olarak nitelendirildi. Aslında Rusya, 2001 yılında her şeyi görmüştür. Rusya evet, diyebiliriz bu evet, anlamda Hatta okullarıyla evet, ilgili. Hatta sadece şey değil, mesela işte bir takım civar e, Türkiye cumhuriyetlerde de bu okulları üzerinde bir baskı kurulması yönünde de Rusya'nın e, bir girişimleri olmuştu. 2004 yılında e, sayın Cumhurbaşkanımızla Putin'in görüşmesinde de bu konu gündeme getirildi. Yani böyle bir rahatsızlık olduğu bunların özellikle Rusya'da rahat durmadıkları işte ulusal güvenliğe aykırı hareket ettiklerinden bahisle bir durum bu rahatsızlık Türk makamlarına, Türk Türkiye yetkililerine İletin. sayın Cumhurbaşkanımıza dahil iletildi. Ne oldu sonra? Ne oldu? 15 düzeltiyorum 24 Kasım 2015 tarihinde Rusça düşürdü. Evet. Yani ilk e, aslında karşıt tepki bu anlamda e, birazdan anlatacağız yani bu bir or çok ciddi bir organizasyon. Yani bir tek o Carlo suikasti sizin de bahsettiğiniz gibi e, aslında sembolik üyeleri olan yani iyi bir kişilik e, e, başarılı bir geçmiş Türk adeta Türk gibi bir yapı ve Türkiye Rusya ilişkilerini düzeltmekte de çok güçlü bir argüman haline evet, gelmiş evet. bir kişinin e, suikasti e, neticede e, stratejik ama sembolik anlamda bir, bir e, öyledir ve, ve bunun işte aslında ilk tepkisi Yani bu suikasti yapanların ilk tepkisi de aslında bir anlamda e, Rus uçağının düşürülmesindeki o provokasyonla e, başladı diyebiliriz yani 2001 2015 dönemi arasındaki gelişmeler ondan sonrakiler için zemin oluşturdu. Bunu çok net söylememiz lazım. 19 Aralık 2015'te Karanlık ellerin düşürdüğü Rus uçağı aşılması zor bir krizin başlangıcı olabilirdi. Rusya'nın Ankara büyükelçisi Andrei Karlov diplomasiyi bir kenara bıraktı ve bir Türk gibi düşünerek Türkiye ve Rusya arasında yıkılmak istenen köprüyü yeniden kurdu. Sonra ne oldu? Rus uçağının düşünülmesinden sonra ne oldu? Andrei Karlov bu konudan sonra nasıl mücadele etti? Türklerle olan münasebetleri nasıl oldu? Hani hep şunu söyleriz, deriz ki Türk gibi mücadele eden bir yabancı. Evet. Andrei Karlov'un yapısına baktığımız zaman da Türklerin haklarını savunan bir kişiydi. Evet. Rus uçağının düşürülmesinden sonra Rusya ile ilişkiler son derece gerildi. İşte bakın burada ee, bir paradoks da oldu. var ama. Evet. Bu paradoksa rağmen e, Karlov'un pozisyonu işte farklılığını ortaya koyuyor. Yani bunu iyi vurgulamamız lazım. Yani e, o Rus uçağının düşürülmesinden sonra e, ağır bir e, yara alan, ağır bir bunalıma doğru evrilmeye başlayan Türk-Rus ilişkilerini ee, adeta bir Türk gibi e, düzeltmeye e, yani her iki toplumu da memnun edecek şekilde düzeltmeye çalışan çalışması o kişiliğin e, o anlamda inisiyatifler alması demin de söyledim neredeyse hı, hı. talep edilen bütün yerlere böyle çok rahatlıkla o ortamın bir parçası gibi girmiş olması Carlo'nun e, e, farkında ortaya koyuyor. Evet. Yani çok, normalde ha. ne beklersiniz? Yani Türk-Rus ilişkileri bu anlamda e, yara alıyor. E, Karlov'un da Türkiye Büyükelçisi olarak Karlov'un da bir tavır almasını beklersiniz. Aynen Ki yapabilirdi bunu, hani yap yapabilecek durumdaydı. Fakat burada işte e, Rus derin o Rus devlet aklını yönlendirmesi açısından da Karlov'un önemi burada e, ortaya çıkıyor. Evet. Peki çok net soracağım bu Buyurun. soruyu. E, i̇şte Andrei Karlov'un bir Türk gibi yaşaması, Türklerin yanında yer alması ve Rusya ile ilişkilerin düzelmesi noktasındaki çabaları, çabaları. ve gayretleri evet. kimleri rahatsız etti? İşte e, bu suikasti yapanları rahatsız etti. Kim bunlar? İşte FETÖ. Şimdi bakınız çok enteresan ayrıntılar var. Hani biraz daha e, eşelediğinizde, olaya baktığınızda. E, şimdi şöyle bir, onun öncesinde de hani suikast öncesinde de çok önemli bir gelip o da 15 Temmuz hadisesi. Şimdi bu Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu rahatsızlıklar da iletilmişti daha önce FETÖ ile ilgili rahatsızlıklar da iletilmişti malumunuz. Ve bundan dolayıdır ki Rusya o gece yani 15 Temmuz gecesi Türkiye istihbarat desteğinde de bulundu. Yani bu FETÖ'ye karşı istihbarat desteğinde bulunmasının Türkiye'nin yanında bu anlamda yer almasının hatta hatırlayın 16 Temmuz sabahı ilk arayan devlet başkanlarından biridir Putin. Yani geçmiş olsun işte Türk halkını geçmiş olsun dileklerini ileten ilk devlet başkanı Avrupa'nın halini biliyorsunuz evet. yani. Acaba hala başarılı olur mu? PKK orada bekliyor. Acaba başarılı olursa ben girer mi? Öteki tarafta da ötekiler bekliyor Avrupa ve işte Amerika. 15 Temmuz asker darbe o, girişimiyle ilgili hala aramayan Evet, hala başkanları. daha bu şeyin işte acaba işte başka türlü mü oldu filan gibi manipülasyonlara götürmeye çalışanların yanında yani Rusya'nın o kararlı duruşu son derece önemliydi ve geçmişteki o birikimden dolayıdır ki uçak krizine rağmen 15 Temmuz'daki tavrı çok netti Rusya'nın ve Türkiye'nin bu anlamda yanında yer aldı. E, tabii e, bu anlamda hani o uçak krizinden sonra hem geçmiş birikim ama Karlov'un etkisini de e, o 15 Temmuz'da Rusya'nın Türkiye istihbarat desteğinde bulunması hatta işte daha önce gelen e, Türkiye'ye gelen gene Rus devlet adamlarının içinde önemli simalar var. Onların bir takım beyanatları vesaireler. Yani neticede bu duruşu bir geçmiş birikimine bağlamak lazım. Bir de Karlov'un o çabalarına bağlamak lazım. Buna rağmen işte 15 Temmuz'daki e, duruş sergilendi. Şimdi ikinci rahatsız eden konu da bu oldu zaten. Hmm. Yani Karlov'a adım adım ne götürdü bizi? Şimdi bunları anlamak lazım. Birincisi işte bu e, Rus uçağının düşürülmesinden sonraki o e, Karlov'un Rus derin devlet aklını yönlendirmesiyle iyileşmeye başlaması. Beklenen e, olmuyor. Dikkat edin hepsinde aslında beklenen şey aynı. Onu en son söyleyeceğim hmm. ama İkincisi Rusya'nın bu 15 Temmuz'da Türkiye'nin yanında bu anlamda yer alması. Ve e, akabinde işte e, bu şeylerden sonra, bu badirelerden sonra hızla düzelmeye çalışıyor. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz yani bu konuda çok büyük bir e, gayreti ve emeği olmuştur. Yani Rus-Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesi noktasında. Aynı e, yani şöyle söyleyelim o ağır bunalımlı hallerdeyken, eğer başka bir soğukkanlı olmayan devlet tecrübesinden yoksun liderler olsaydı gerçekten Türkiye ile Rusya çok çok ciddi krizlere evrilir. Yani bu anlamda hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve ekibinin o süreci soğukkanlılıkla, sakinlikle ve sükunetle adeta her bir kelimeyi böyle seçerek titizlikle ifade etmeleri. Bunun yanında Rusya'nın uçaktan sonra 15 Temmuz'dan sonra ki e, süreçlerde buna benzer mekanizmaları hı hı. işleterek e, buna cevap vermeleri e, bir türlü e, bu suikastleri, provokasyonları yapanların e, emellerine ulaşama, ulaşmalarına e, engel oldu. Bir türlü evet. bu amaçlara ulaşamadı. İşte o yüzden daha büyük bir e, olayı denediler. Bu da 15 Temmuz gibi bir badireden sonra o hı hı. E, çalkantılı dönemdeyken hemen daha bu çalkantı geçmeden... Türkiye ile Rusya'yı acaba son bir kez bunu bir daha deneyebilir mi? Rus e, Büyükelçinin suikasta kurban gitmesi planlandı. arasında bu hain suikastin planları yapılmış ee, ama çok belli biraz evvel ifade etin. Şimdi bu noktada baktığımız zaman e, bu cinayet nasıl planlandı, e, nasıl yürürlüğe girdi, cinayetin ardında kimler vardı biraz o cinayet anını ve öncesini ha. konuşalım sonrasında Şimdi konuşacağız. Tabii, tabii çok enteresan gelişmeler var teknik olarak baktığımızda bir kere cinayetten iki buçuk saat sonra bu e, hain suikastçı e, biliyorsunuz Çevik Kuvvet'te polis Hı. memuru daha önce bir soruşturma geçirmiş Ancak e, işte görevde takibi devam ediyor fakat görevde. E, bu e, e, olaydan e, hemen önce e, düzeltiyorum. Olaydan hemen iki buçuk saat sonra en çarpıcı noktalardan biri bu. Bütün mailin maildeki yazışmaların hepsi siliniyor. Otomatik olarak. Ot otomatik değil. Siliniyor. Siliniyor. Bir şey bir el silmiş. Hatta Türkiye bunu Google'dan ta talep etti. Yani burada silinmiş. Fakat e, Google'da depolanıyor bu. Bunu e, bize verin diye talep et. E, gene başka enteresan bir olay. E, evet bir 5 yıldızlı otelde e, kalıyor. Kaldığı belli evet, ancak taş. kamera kayıtlarına ulaşılamıyor ilk etapta. Kamera kayıtları yok. E tabii bir enteresan olay da e, FBI'nin bu olaya e, müdahil olmak talebi var ve e, bu hain suikastçının bilgisayarını e, kontrol etmek istiyorlar, incelemek istiyorlar. E, spesifik olarak yani hani sadece soruşturma özellikle bunu da e, hani bizde ya, sebebi de işte e, Amerika ile ilgili bir takım e, yaptı e, internetten araştırma yaptı vesaire şeklindeki hmm. bari, bu kabul edilmiyor Türkiye tarafından. Çünkü ortak komisyon kuruluyor ve bu suikastten sonra Rusya ile Türkiye arasında bunlar soruşturmalı. En az 92 kişi o an o günlerde soruşturuluyor ilk etapta. Daha sonra bu rakam artıyor ama ilk adli tahakkakta 92. İşte biri sivil, 4 polis olmak üzere 5 kişi de şu an tutuklu. Şimdi tabii buradaki 5 kişi çok önemli. Bunlardan bir tanesi imam. Yani bu bütün olayı koordine eden ben hatta ona suikast imamı diyorum. Artık nasıl oluyorsa o da evet, her şeye evet. çünkü bir imam gibi önemli bir kavramı atfediyorlar. Fetö'nün imamlarından evet, bir tanesi. Şeyde yurt dışında yani Kıbrıs'ta e, vesaire. Sonra bir tanesi yurt dışında. İşte olaya yardım eden, işte takım elbise getirmesinden tutun da işte sen hızlı silah çekiyorsun, e, bu işi yaparsın diye motive eden e, sesli e, görüşme kayıtlarıdır bunlar. E, komiser, e, komiser yardımcıları vesaireler var olayın içerisinde ve bunlar bütün HTS kayıtları teknik takip incelemelerle en ayrıntısına kadar e, incelip ortaya çıkarılıyor. Şimdi tabii e, burada bunun ilk andan itibaren biliyorsunuz e, Rusya bir soruşturma e, o ortak yürütelim de Türkiye derhal dedi ya. Yani. Hiç hı hı hı. şey yani burada şimdi Türkiye'nin e, zaten 15 Temmuz gibi bir badirede böyle bir mücadelenin içerisinde olan Türkiye doğal olarak böyle bir FETÖ yapılanmasının gerçekleştirdiğine inandığı ki o an, o günlerde biliyorsunuz daha halen muğlaktı. E, bu olaya hemen e, bu şekilde tepki göstermesi, ilişkilerin e, düzelmesinde çok önemli evet. bir şey. Peki, o, Ancak bir evet, şey söyleyeyim. Burada e, şöyle bir olay gerçekleşti. O olay e, Karlov suikastinin hemen bir iki saatlik akabinde. O da e, Rus devlet yetkilileri bu olaya karşı nasıl bir tavır sergileyeceklerini hemen stratejik olarak planladılar. Ve bu planda derhal Putin'in önüne kondu. Ve ondan sonra da biliyorsun iki saat sonra hemen Putin'in bir açıklaması var. Türkiye ile ilişkilerimiz önemlidir diye. Yani biz burada Türkiye'yi değil bir başkasını suçlu görüyoruz demektir bu. Eğer tersten okursanız. Yani bu, bu anlama gelir. Ve böyle bir mekanizmanın işletilmesi aslında sürecin daha devam ettiğini de gösterir. Evet. Yani bu, bunun daha sonuçları henüz daha e, net olarak ortaya çıkmadı. Bunlar ne olduğunu da birazdan konuşur. Rusya 2011'den bu yana FETÖ ile mücadele ediyordu. Okulları kapatıldı, öğretmen görünümlü teröristleri sınır dışı edildi. Hainler Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak için bir kez daha düğmeye bastı. Sonra ne oldu? FETÖ'cü bir polis memuru hain. Ülkenimizin bu noktada Rusya ile ilişkilerinin bozulmasında başrol oyuncusu, bozulmasını isteyenlerin başında. Tetikçi yalnız Tetikçi. Hı hı. Şimdi rahat tavırları, işte bağırmaları, cinayeti işlerken bağırmaları, sözleri hep hafızalarımızda hafızalarımızdan çıkmıyor. O rahat tavırları ve o kişinin bu tarzıyla ilgili Mert Mevlüt Altıntaş'ın bu kişiliğiyle ilgili de herhalde birkaç bir şey söylemek gerekir tabii, tabii. diye düşünüyorum. Bakınız orada beden dili uzmanları da bu konuyu tartıştı. Mesela yüz şekli var ya. Yani. Yüz şeklinde görünen e, net bir ifade o da kin. Yani kin. Doldurulmuş, küçük yaştan beri bunlar alınmış, Hı -hı. işte eğitilmiş, doldurulmuş ve e, kendi ideolojileri doğrusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine bir düşman birey haline getir. Zaten oradaki ifadeleri dikkat edin. Suikasti niye gerçekleştirdiğiyle suikastin gerçekleşmesinden beklenen büyük amaç arasında fark var. Orada suikast güya Halep'teki işte şeylere karşı <laughs> Rusya'yı cezalandırmak ki e, Türkiye zaten o Halep Elbap operasyonuyla Halep koridorunu Açık tutmak suretiyle orada bir katliamı önlemiş bir ülke. Yani eğer oysa zaten senin kendi ait olduğun ülke bunu zaten yapıyor. Niye bir daha gidip e, bir suikast vesaire bir garip çelişki? Hedef i̇şte Bu tabii kendi içindeki bunu niye söyledim? Bu bunlar bu şey bu kadar düşünceden hani akıllarını kiraya vermiş akıllarını vermişler. İşte bakınız yani bu kadar basit bir çelişkiyi bile yakalayamayacak durumda olan insan. Robotlaşmış tamamen hede işte kendilerine sunulan ya da gösterilen hedef dışında başka herhangi bir şey göremeyecek kadar vizyonları dar, görüşleri dar, beyinleri evet. bu şekilde kiralanmış insanlar. Evet. evet. Şimdi bu olayda bu suikast olayında aslında iki farklı yaklaşım var. Kimilerine göre Andrei Karlov'un cinayeti Rusya ile Türkiye ilişkilerini zedeleyen bir durumda. Kimilerine göre ise aslında tam tersi. ...Andrei Karlov cinayetinde Türkiye ile Rusya birbirine daha çok yakınlaştı. Bu iki farklı yaklaşımla ilgili yorumunuz nedir? Neler söylersiniz? Bu çok tartışılan bir husus. Yani sanki adeta hani Rusya kendi kendine suikast yaptırmış imasında Hı -hı. E, bulunanlar oldu. İşte Türkiye'yi Rusya'nın kucağına daha fazla e, itmek için Hı -hı. Rusya kendi e, büyükelçisini feda etti gibi filan böyle bir e, nasıl diyeyim, kopro teorisi işte yok değil aslında işte bu olay Amerika'nın yani FETÖ'nün ve FETÖ'yü besleyen devletlerin ki bu Amerika açıkça zikredildiği için burada söylüyorum. Orta Doğu planları kapsamında Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmeye yönelik bir hareketti. işte iki tane böyle şey var. Şimdi baktığımızda. Ee, hangisi daha ağırlıklı, hangisi daha hı hı. E, gerçekçi, mantıklı, tutarlı e, ona e, değinmek lazım. Şimdi bir kere e, demin de söyledim, 2001 yılından beri başlayan bir süreç var. Yani Rusya'nın bu, bu gruba karşı, bu FETÖ'cülere karşı e, e, tavrı bir günlük mesele değil bir kere. Yani bunu net bir şekilde anlamak lazım. Ve demin de söyledim, bakınız hem Rus'un düşünmesi hem 15 Temmuz hem Karlov suikasti tamamen Türkiye ile Rusya ilk etapta Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri kesinlikle bozmak içindi. Çünkü Türk-Rus bakın ne oldu? Evrildi daha sonra bu ilişkiler. Şimdi tekrar güçlendi. İran, Rusya ve Türkiye artık çatışmasızlık alanları ilan ederek bölgedeki Hı -hı. savaşı sonlandırma niyetlerini ortaya koydular. Peki bu niyete uymayan kim? Aktörler var değil mi? Tabii. Ya, i̇şte bu açıdan baktığınızda Türkiye-Rusya yakınlaşmasının kime zarar verdiğin zaten bunları besleyenlerle ortak hareket ettikleri gibi de bir sonuca ulaşmak mümkün. Burada yani düşünüldüğü zaman her şey ortaya. Düşünüldüğü çıkıyor. zaman ortaya çıkıyor zaten. Yani bunu bu zaten basında da açıkça yazıldı, çizildi ve bu bağlantılar işte yani düşünün iki buçuk saat sonra şeyleri silinmesi vesaire bunları. Bunlar bir tek oradaki bir meczup yapamaz ya. yani. Evet. Çok yani demek ki bu olayda söylüyorum. iki farklı yaklaşımdan Türkiye ve Rusya ilişkileri zede almamıştı daha da çok güçlenmiştir demek çok da doğru olur herhalde. Ama amaç burada Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri koparmak, parçalamak. Hı hı. Çünkü çok büyük emekler verildi yani kolay bu ilişkiler bu noktaya gelmedi. Bütün badirelere rağmen hem Rusya'nın hem Türkiye'nin fedakarlıkları ve soğukkanlı o devlet akıllarını o mekanizmaları çalıştırarak bugünlere geldi. Ve son bir hamleyle de işte bu Türkiye ile Rusya arasındaki e, ilişkileri koparmak suretiyle Orta Doğu'da başkalarının e, yapacağı planların kolaylaşması e, amaçlandı. Amerika'nın ve Avrupa'nın kendi küresel e, çıkarlarını e, gerçekleştirme noktasındaki o planları e, kolaylaştırmak amaçlandı. ifade edilen ya da ortaya çıkan mantık bu. Evet. sakin olun. Sakin olun. Kafanızı kaldırmayın lütfen. Kafanızı kaldırmayın. Hanımefendi eğilin. Eğilin. Sen dur. Sen onu sayın bak sen. Büyük sen büyükelçim. Sen büyükelçim. Çıkın dışarıya. Dur. Kıpırda Yapma. Baştırma. Yaklaştırma onu. Yaklaştırma onu. Siz kimsiniz be çekilin şuradan. <laughs> aynı yaklaşık iki iki buçuk el elverdi. Hafızam beni ...şaşırtmıyorsa... ...FETÖ'nün yayın organlarının bir tanesinde... ...sürekli diziler olurdu biliyorsunuz. O dizilerden bir tanesinde de... ...yine sanki iki buçuk yıl öncesinde öyle bir sahne tasarlanmıştı. Yine bir büyükelçi bir resim sergisine gider... ...o resim sergisine gittikten sonra suikaste kurban gider. Şimdi bakıldığı zaman iki buçuk yıl önce... FETÖ'nün yayın organlarının bir tanesinde de böylesine bir dizi yayınlanmıştı ve iki buçuk yıl sonra da Andrei Karlov cinayeti yaşandı. Şimdi bu tesadüf bakış açısıyla değil. baktığınız zaman bu bir tesadüf müdür evet. yoksa bilinçli yapılan bir hadise midir efendim? Evet, çok teşekkür ederim. Yani bunu sadece orada bir dizideki bir gösterim olarak düşünmek çok büyük bir hata olur. Bakın bunu çok altını çizerek söylüyorum ve ben bunu çok önemsiyorum, bunu biliyorum. O bölümleri ben de izledim. Burada şunu bir kere söylemek lazım. Bu tür böyle sembolik ama stratejik öneme olan hı hı. olaylar bir günde, iki günde planlanmaz. O yüzden demin özellikle dikkatli bir şekilde şunu söyledim. 15 Kasım'da düğmeye basıldı. Hı hı. Ama bir 15 Kasım'ın belki 5 yıl öncesi var. Yani bunu gerçekleştiren bu tetikçi örgütlere bu planlamalar yıllar öncesinden yapılıyor. Varyasyonlar Alternatifler ve buna göre hazırlıklar yıllar öncesinden yapılıyor. Şimdi düşünün ee, uyuyan hücre, bu insan belki bu tetikçi, evet. bu hain belki yıllar sonra ne yapacağını bilmeden belki değil, yıllar sonra ne yapacağını bilmeden ama kendine atfedilmiş gizli bir e, görevle, misyonla büyütüldü, yetiştirildi ve bu noktalara getirildi. Hı hı. Yani şimdi bu son derece önemli. Dolayısıyla buradaki işaretler ve sinyalleri de doğru okumak lazım. Biliyorsunuz o tür e, şeylerin içerisinde dizilerde ya da işte medya araçları kullanılarak zaman zaman Türkiye'ye de benzer bir takım başka e, işaretler de işte şimdi söylemek istemiyorum çok fazla ama işte çeşitli davalar vesaireler. Tabii. Hep bunlar e, lanse edildi. Bunların sinyalleri bir ipuçları verildi. da Bunların nedenleri ayrı tartışma. kendi Yani elemana, o diziler de bilinçli yapılmış bilinçli, birer diziydiler zaten, diyebiliriz. Zaten işte bu bilinçli hal Olma halim bunlarla, yani bu dizileri e, yapanlarla bu olayların arasındaki irtibatı da ispatlayan diğer bir unsur. O açıdan önemli. özellikle evet. Peki şimdi e, Rusya'nın tutumunu biraz konuştuk ama biraz daha ilerletmek istiyorum bu evet. konuyu. E, hep Rus devlet aklından bahsedilir. Rus devlet aklı hep farklı çalışır denir. Evet, farklı. E, bu noktada e, Rus devlet aklı e, bu cinayetin ardından nasıl bir tutum ve tavır içerisine girdi... Olaydan hemen sonra belki bizim beklediğimizin dışında çok farklı açıklamalar geldi. E, bu cinayetin ardından Rusya'nın tutumu ve tavrı ne oldu? Sonrasında neler yaşandı? Demin de söylediğim gibi daha süreç devam ediyor. Yani bunun, Öyle mi? Tabii tabi. Onu özellikle vurguladım. Bakın e, bir kere daha burada söylüyorum. Bu cinayetin bedelinin ödettirilmesi noktasında daha Rus devlet aklının e, işlettiği süreç devam ediyor. Ne kadar devam eder onu bilmiyorum. Ancak Rusçayı bilen, Rus istihbaratını, Rus derin devlet aklını bilenlerle yaptığım görüşmelerde hı hı. hep şu söylendi: Hiç kimsenin yani herkesin bir beklediği gibi Rusya'nın yani bir tepkisel hareket olmayacağını, asimetrik ve stratejik bir etkilerin beklenmesi gerektiği söylendi. Bunun da zamanlaması ve yeri son derece önemli. Yani adeta e, hani e, keşke yapmasaydık bunu yapanlara keşke yapmasaydık dedirtilecek bir et, etki amaçlanacağı ifade edildi. Hı hı. Yani tekrar sonra, stratejik e, ve asimetrik etkiler olabileceği. Bunların üzerinde neler olabileceği Tabii kafa yorulması gereken ancak henüz daha e, bu Karlov suikasti bakınız e, yani 2016-19 Aralık çoğumuz unuttuk. Belki hatta gene görüştüğüm o kişilerle hani devlet başkanı Putin'in görev süresi dolup gidebilir yerine başka devlet başkanları da gelebilir. Ama bu plan mutlaka işler ve o belirledikleri bunu bundan sorumlu gördükleri Rusların bundan sorumlu gördükleri kişi ve gruplara karşı olan sürecin hamle süreçlerinin daha devam edeceğini uzun vadeli asimetrik ve stratejik düşünülmesi, bakın uzun vadeli, asimetrik ve stratejik düşünülmesi gerektiği bana hep söylendi. Ve evet. kendi okumalarımdan da e, bulduğum, e, araştırmalarımdan da daha önce KGB'nin vesairenin e, bulduğum şeyler, e, ulaştığım sonuçlar hep bu yönde oluyor. Sizin sözlerinizden yola çıkarak o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani e, Türkiye'nin bir FETÖ ile mücadelesi var. Bu mücadele... Kanun hükmünde kararnamelerle o halle 15 Temmuz'dan sonra sıkı bir şekilde devam ediyor. Evet. Yani bu noktada e, özellikle Rusya'nın bu Andrei Karlov suikastinde FETÖ'yü sorumlu tuttu ve özellikle ilerideki dönemde Türkiye ile stratejik işbirliği yapıp FETÖ noktasında çok daha ciddi adımlar atılabilir mi demek istediniz ee, aslında? Hayır aslında bunu da aşan bir şey söylemek istedim. Önemli. Yani şimdi bir kere başlangıçta şu. iki saat sonra Sayın Putin'in açıklaması çok önemli. Türkiye ile ilişkilerimiz önemlidir. Yani bu anlamda biz Türkiye'yi e, bu suikastten dolayı e, yani suikastin bir tarafı olarak asla görmedik. Hı hı. Bu önemli. Hı hı. E, zaten değil yani. Türkiye'de asla böyle bir olay olmasın. Şey, şimdi bir de dikkat edin. Evet e, yani uluslararası anlaşmalar gereği biz kendi ülkemizdeki bir e, büyük büyükelçiyi korumakla hı hı. görevliyiz. Ancak o ülkeler de kendi istihbaratlarını ki Rusya hemen Orta Doğu'da işte Suriye'de ve yakın civarımızdaki Rusya'nın da o küresel istihbarat ağının yoğunlaştığı yerlerden birisi Türkiye ve Güney. Yani burada aslında dikkat ediniz sadece Türk istihbaratı, Türk güvenlik makamları, birimleri, önlemleri aşılmadı. Rus istihbaratı da aşıldı. Evet. Bu Rus istihbaratı da bu anlamda bypass edildi. Bunu ilk Karlov suikastı olduğu gün de söylemiştim. Rusya'nın derdi aslında bu. Yani tamam Türkiye'de oldu. Asla Türk makamları zaten ortak çalışmalarla bunu bir an önce kısa sürede hı hı. sonuçlandırma noktasında ve hiç kimse de zaten böyle bir cinayetin yani çevresinde sevilen ve sayılan bir büyükelçinin kim olursa olsun. Yani Türk konukseverliği denen bir şey var dünyada hı hı. bilinen biliyorsunuz yani. Tasvip edilmeyeceği zaten malum. Ayrıca ilan etmeye gerek yok. Ama bütün bunları aşan, dikkat ediniz yani. Sizin bir başka ülkedeki su, suik elçiniz suikaste kurban gidiyorsa aynı zamanda sizin istihbaratınız da işte. Ve bunun, bakınız, bunun bir takım ee, işaretlerini o işte e, Aralık ayında dört defa yani bildirimlerde bulunmak suretiyle aslında Ruslar birazcık da bu anlamda bir şeylerden şüphelendikleri gibi de bir kanaat oluştu. Evet. FETÖ ve FETÖ'yü himaye edenler tarafından gerçekleştirilen suikastin ardından süreç nasıl işledi? Türkiye ve Rusya'nın ılımlı ve hızlı hamlelerinden sonra ne oldu? E, süreç nasıl işledi? Cinayetten hemen sonra e, Türk ve Rus tarafı ortaklaşa beraber bir çalışma yürüttüler. Çalışma grubu e, kuruldu. Dava henüz sonuçlanmış değil ama işte e, tutuklananlar var. E, ve bu noktada Sürecin nasıl yönetildiği ile alakalı neler söyleyeceksiniz Türk ve Rus tarafı açısından? Evet şimdi tabii şöyle bir şey var. Şimdi neticede Carlos yukarıdaki bir istihbarat savaşıydı aslında. Temelinde de bir istihbarat güçlerinin, istihbarat örgütlerinin bir mücadelesi yatar. Bu mücadele stratejik örgütlerdir bunlar yani Amerika olsun Avrupa olsun Rusya, Türkiye bölgedeki diğer önemli aktörler. Yani sonuçta bu konudaki gelişmeleri evet adli yargı sürecinden biz işte demin anlattım. Yani bu anlamda tutuklamalar, gözaltına alınmalar, teknik takipler bunlar yayınlandı iddianamelerde şeylerde de çıktı. <laughs> Ama işin arka planındaki bu mücadele de neler geliştiğini bilmek çok kolay değil. Yani bir de işin o boyutu var. Asıl zaten şu an ona yönelmiş durumda. Zaten anlayabildiğimiz kadarıyla karşıt güç de Rusların ne yapmaya çalıştığını da bu anlamda çözmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bu bir değerlendirme tabii. Ancak şunu size söyleyeyim. Ee, çok yakın planda görebileceğimiz bir hadise. Nasıl 15 Temmuz'da Rus istihbaratının Türkiye'ye FETÖ'cülere karşı bir desteği olmuşsa bu sadece Türkiye'de kalmayacak. Onu size söyleyebilirim. Yani bizim mesela özellikle endişe ettiğimiz e, bu FETÖ ile mücadelede evet Türkiye'de Allah'a şükür yani e, belleri kırıldı. Yani çok çok ciddi bir darbe aldılar ve artık bir daha hele Türk toplumunun karşısında nezdinde de çıkıp da işte bir şeyler yapabilmeli şansları çok çok az hı hı. çok çok hı hı. Az. ayrı bir değerlendirme konusu ancak e, özellikle bu Türkiye Cumhuriyetleri başta olmak üzere bunların yapılanmaları ve Türkiye ile ilişkileri bozacak tarzda bu e, yapılanmanın evrilmesi söz konusu fakat işte burada da gene gördüğümüz kadarıyla bir Rus e, Rusya'nın bir e, bu konuları takip ettiğini ve Sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka yerlerinde Rusya'da da değil, başka yerlerindeki bu FETÖ yapılanmalarıyla da uğraştığı gibi bir kanaat var. Bunlar bu işin görünen yüzüdür. Bunların yansımalarını önümüzdeki süreçte net görebiliriz ama bunun dışındakileri hı hı. görme şansımız yok. Hatta size daha açık söyleyeyim. Yani mesela bunun arkasındaki, FETÖ'nün arkasındaki istihbarat örgüt ya da örgütleriyle olan mücadeleyi asla açığa çıkarmayacaklardır. Kendi içlerinde yani Türk istihbaratı da belki buna bir bu mücadele mutlaka olacaktır. Ancak bunlar çok kamuoyuna yansıyacağını düşünmüyorum. Evet. Görebileceğimiz tek şey bunları bu FETÖ yapılanmalarının dünyanın başka yerlerindeki FETÖ yapılanmalarına karşı olan hamleleri görebiliriz. E, ve bunu da buna bağlamak lazım. Evet. Bu açıdan söylüyorum. Sayın Güçler son sorum da şu olacak. E, FETÖ burada tam anlamıyla ne yapmak istedi? E, bir üst akıl hep bahsettiğimiz o üst akıl tarafından mı yönlendirildi yoksa işte 24 Kasım'da düşürülen Rus uçağıyla e, Andrei Karlov suikast arasında milim e, fikriyat açısından bir e, zıtlık yoktur. Aynı düşüncenin paralelindedir evet. diyebilir miyiz? E, FETO burada tam anlamıyla e, bu suikastı Andrei Karlov suikastını ne yapmak istedi? Yani çok net bir şekilde e, Rus yani şöyle aslında burada tabii Türkiye'nin e, güçlenerek bir aktör oyuncu olarak Hı -hı. Orta Doğu alanına müdahalesi her zaman arzu edilmemiştir bu evet. küresel güçler tarafından. Çünkü son derece Hümanist davranan Türkiye işte nasıl e, Halep'teki Müslümanları e, İdlib'e biliyorsunuz tahliye edildi. Hı -hı. Orada bir katliamı Hı -hı. önlediyse ki orada da Rusya'nın evet. desteği olmuştur. E, aynı şekilde Musul'da e, gene e, Şii milislerin Sünnileri katletmesi gibi bir durum pozisyon ortaya çıkmışken e, bir askeri güç konuşlandırmak suretiyle sınıra etki üretilen etkiyle bunun önüne geçmişse işte 3 milyondan fazla Suriyeli nasıl ülkemizde misafir ediyorsak bakın bunlar sadece bu olguları bugün için değerlendirmeyin. Bunlar yarın Türkiye'nin Orta Doğu'da her geçen gün daha da güçlenmesinin zeminini oluşturan argümanlardır. Bunları belki bizler iç kamuoyunda zaman zaman unutabiliyoruz. Çünkü kendi iç kamuoyunda kendi programı var, meşguliyeti var. Ama bunlar dışarıda ve o bölgedeki toplumlar tarafından unutulmuyor. Ya evet. Ve bu zaman zaman oralardan gelen insanlarla konuştuğumuzda hep bunlar dile getiriliyor. İşte bu Türkiye'nin güçlenmesi paralelinde bir de Rusya ile olan işbirliği artarsa ki Rusya'nın da Türkiye'ye bu anlamda bir ihtiyacı, ihtiyacı var. var. Çok büyük bir ihtiyacı var. Ve hatta her geçen gün Rusya'nın bu Türkiye'ye olan ihtiyacı daha da arttığını değerlendiriyorum. Böyle bir sinerjik işbirliği etkisinin bölgede emelleri olan bölgeyi yeniden özellikle demografik yapıları değiştirmek suretiyle işte pdmd MYD'ye silahlar verilerek vesaireler yani çeşitli şekillerde denenen bu demografik yapıların değiştirme suretiyle yeniden dizayn edilme planları ne akamete uğratan unsurlardır bunlar ve bunlar yani zaten bu Karlov suikasti o kadar enteresan özellikleri yönüyle çok komplike son derece çok yönlü incelenmesi gereken tek yönlü asla incelenmemesi gereken çok yönlü de etkileri olacak özellikle asimetrik etkileri olacak çok enteresan çok ciddi bir olay Evet sembolik ama stratejik ve asimetrik özellikleri olan olaylar Dolayısıyla e, Türkiye'de bir hain darbe girişimi bile bununla ilintilendirilebilecek bir e, özelliklerini bile biraz belki arasak e, bulunabilecek bir e, durum ortada. E, şimdi mesele artık e, şu anlaşıldı özellikle işte Rusya'nın e, her geçen gün işte S-400 vesaire füze sistemleri bu füze sistemlerin teknolojinin Türkiye'ye gelmesi vesaire e, bölgede istikrarı tabii sağlayan unsurlar yani. Ee, ve ister istemez işte e, özellikle işte 20 yıl 30 yıl burada Daşa karşı savaş sürecektir söylemlerine karşı e, İran Türkiye ve Rusya'nın e, hayır artık çatışmasızlık alanları var ve e, bitecektir e, stratejik söylemi'nin hı hı. çatışmasının ürünüdür aslında bunlar yani olayı küresel güçlerin küresel ve bölgesel güçlerin buradaki stratejik e, hamlelerine hamleleriyle stratejik e, aktiviteleriyle, stratejik planlarıyla açıklamak gerekir. Evet. Çok küçük bir olay ama hem bölgesel hem de o bölgeyi de aşan küresel bir etkileri olan çok ciddi bir olay. Evet Bey çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, Verdiğiniz efendim. değerli bilgileri. Şu Şunu Andrei Karlov cinayetiyle ilgili belki de daha hiç konuşulmayanları evet. burada konuşmuş olduk. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katılınız. İyi yayınlar diyorlar. E değerli izleyenler, böylelikle Andrei Karlov cinayetini konuşarak bu haftada Sonra Ne Oldu adlı programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka önemli dosyayla yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.